doğrusu söylemem gerekirse makro ekonomi hakkında konuşmayı hiç sevmiyorum. Çünkü hem uzmanlık alanım değil hem de çok sıkıcı. Ben ne konuşmak istiyorum? Ben teknoloji, inovasyon, gelecek konuşmak istiyorum. Ve bu yolda yürüyen şirketlerden bahsetmek istiyorum. Ama maalesef şu Jeremy Powell denen Fed başkanı ve onunla beraber 19 kişiden oluşan bir takımın kararları her şeyi o kadar çok etkiliyor ki makro ekonomiden bahsetmemek bu aralar imkansız. Bu 19 kişinin oluşturduğu komite FOMC deniyor ve bu komite geçen hafta çarşamba günü toplandı, faiz kararını açıkladı, ortalık birbirine girdi. Gerçekten tarihte görülmemiş şeyler yaşıyoruz. Mesela şu anda Amerikan hisse senetlerine karşı olan güven tarihteki en düşük yere gelmiş durumda. 1920'deki büyük depresyonda bile bu seviyelere gelinmemişti. Çünkü bu 19 kişi, daha doğrusu bu 19 kişinin içerisindeki 6 kişinin gelecekle ilgili saçma sapan öngörülerinden ödümüz kopmuş durumda. Bugün bu 6 kişinin öngörüsü ne olduğunu, neden piyasaları delirttiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Daha sonra gelecekle ilgili öngörülerimi paylaşacağım ama inanın bana gelecek öngörüsü yapmak bu aralar çok 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 zor. Hazırsanız başlıyoruz. Amerika Merkez Bankası 0.75'lik faiz artışını açıklayınca ortalık birbirine girdi. Perşembe günü borsalar çok kötü çöktü. Cuma'ya da bu sarktı. Cuma gününe baktığımızda aslında çöküşün bütün dünya piyasasına yayıldığını görüyoruz. Dow Jones'ta 2.33'lük günlük kayıp var. S&P 500'de %2.51, Nasdaq'ta %2.61. Russell'daki Amerika'nın küçük şirketlerinden oluşan bir endeksi bu. %3.5. Almanya'ya bakıyoruz %1.97. Japonya'ya bakıyoruz %0.58. Her yer birbirine girmiş durumda. Aslına bakarsanız %75'lik artışı herkes bekliyordu. Burada bir sorun yok. Bu artışla beraber baktığımızda Fed'in faiz oranı 3.25'e gelmiş durumda. Bundan da korkan yoktu. Yıl sonuna kadar %4.5'a çıkma ihtimali var. Piyasalar bunu zaten fiyatlamıştı. Ama 6 üyenin, FOMC komitesinin 6 üyesinin gelecekle ilgili bir öngörüsünden çok korktuk. O 6 üyenin öngörüsünün çirkinliğini bu tuhaf grafikte görüyoruz. Buna dot plot deniyor veyahut da nokta grafiği. Burada görüyorsunuz her yıla 19 nokta düşüyor. 2022'deki 19 nokta, 2023. Nedir bu 19 nokta? İşte bunlar FOMC komitesinin 19 üyesi ve bu üyelerin faizin o yıl içerisinde nereye kadar gidebileceği konusundaki öngörüleri. Mesela 2022 için %4.5'u görmüşler. Bir tane üye var biraz bunun dışına çıkan. %4.5'la 4 arasında görmüşler. Piyasa zaten buna alışkındı. 2023 ile ilgili korkutan şey şu. Piyasalar 4.5'a kadar tamam dedi de burada görüyorsunuz 6 üye %5'in zorlanacağını söylediler ve işte bu paniğe yol açtı. Bu hiç öngörülerde yoktu ve 6 üye ciddi bir rakam. Çünkü bu 6 üye diğer komite üyelerine ikna edebilir ve bu durumda faizler %5 civarına gidebilir. Piyasalar işte bunu fiyatlamamıştı. Bunu gördükleri anda paniğe kapıldılar. Hem de ne panik? Burada mesela Nasdaq borsasını görüyorsunuz. Nasdaq borsası yıl başından itibaren %28 değer kaybetmiş durumda. Son 2 gündeki değer kaybı %4-4.5'ları bulmuş durumda. Bir yandan insanlar borsa yatırımına inanılmaz korkmaya başladılar. Bu BofA'nın, Bank of America'nın yayınladığı bir indikatör insanların pazara bakışını gösteriyor. Ekstrem ayı pazarındayız. Yani piyasaya güven sıfırlanmış durumda. Böyle bir şey tarihte hiç görülmemiş. 1920'deki büyük depresyonda bile bu oran daha iyiymiş. Bu kadar korkmuş piyasalar bu 6 kişinin faiz yükselişi konusundaki öngörüsünden. Yatırımcıların borsaya bakışını ölçen bir indeks daha var. EEI Investor Sentiment diye. Oraya da baktığımızda yatırımcıların %60.9'u geleceğe karanlık görüyorlar. Tarihi olarak baktığımızda bu seviye %30'larda, yani tarihi ortamın iki katı negatif bir görüş var. Sağ olsun o 6 kişi sayesinde. Başka neler oldu? Dolar endeksi de darman duman oldu ve rekor kırdı. 113'e geldi. Dolar endeksi Amerikan dolarının dünyadaki diğer İngiliz poundu gibi paralara karşı olan değerini ölçüyor. Bundan dolayı Japonya piyasaya müdahale etmek zorunda kaldı. Epey bir dolar sattılar. İngiltere darman duman olmuş durumda şu anda. İngiliz poundu dolara karşı büyük değer kaybediyor. Dolar aldı başını gidiyor. Neden? Çünkü faizler yükseldikçe Amerikan dolarına yatırım yapmak daha makul hale geliyor. Bundan dolayı dolara olan talep artıyor dünyada. Bir yandan da biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası piyasadaki dolar arzını sert bir şekilde kısınca dolar kıtlığıyla karşılaşıyoruz. Bu da doları perişan ediyor. Faizler demişken işte bu da Amerikan faizlerindeki değişim. 10 yıllık bonolardaki faiz değişimi yılbaşına itibaren baktığımızda %156. Tarihte görülmemiş bir yükseliş bu. %6.87'ye gelmiş durumda ve yükselmeye devam ediyor. Cuma günü biraz bir yavaşladı gibi ama görüyorsunuz burada ne kadar sert bir yükseliş sergilemiş hafta boyunca. Kırılma
kırılmanın yansıdığı başka bir yerde petrol fiyatları, resesyonun geleceğine inanıyor piyasalar. Çünkü Fed bu kadar faiz yükseltirse alışveriş durur deniyor. Durabilir de hakikaten. Mesela Amerika'ya bakıyorsun, şu anda kredi kartlarını faiz oranı %19'lara bulmuş durumda. Amerika'da mortgage kredilerine, konut kredilerindeki faiz oranı %6,5'lara yaklaştı. Yılın başında %2'lerdeydi. Bu alışverişin yavaşlayacağını, piyasaların durgunluğa gireceğini gösteriyor. İşte bundan dolayı petrol fiyatları tek günde cuma günü %4,21'e indiler. Brent'in fiyatı 86,65'e geldi. Yıl içinde bir ara 140'lara kadar iğne atmıştı. Bu da resesyonun bir başka göstergesi. Gördüğünüz gibi her şey oldukça korkutucu. Bono piyasalarında bir çöküş olur mu korkuları da geldi. Çünkü Amerikan bonolarında bu faizin sürekli yükseliyor olmasının anlamı, Amerikan bonolara karşı piyasada talep yok demektir. Bu da ürkütücü çünkü Amerika çok borçlu. Amerika'nın borcu o kadar çok ki tüm dünyanın gayri safi milli hasılasının %100'üne eşit, kendi gayri safi milli hasılası ise %300'üne eşit. Yani dehşetengiz borçlu ülke Amerika. Borçlanmaya devam etmesi lazım. Fakat bu faizler böyle yükseldikçe bu şunu gösteriyor bize. Piyasa likidite açısından kurulmuş durumda. Kimse Amerikan bonolarını almak istemiyor. Burada büyük bir korku başladı şu anda. Acaba bono piyasanın çöküş olur mu diye. Ve bu konu Amerika tek başına değil. Dünyada hemen hemen her ülke şu anda faizleri artırıyor. Bu durumda önümüzde bir cehennem senaryosu var diyebiliriz. Çünkü eğer Amerikan bonoları çökmeye başlarsa, piyasalarda likidite sorunları başlarsa her şey daha kötüye gidiyor olabilir. Amerika'da şu anda gayrimenkul tarafında ciddi bir çöküş bekleniyor. O insanların moralini daha da bozar. O da borsaya daha da kötü yansıyabilir. Epey olumsuz senaryolar var. Ama teknik grafiklere baktığımızda işler biraz değişiyor. Mesela S&P 500 endeksine baktığımızda çifte taban yaptığını görüyoruz. Teknik analizci değilim ben ama şunu çok net biliyorum ki çifte tabanın yükselişin geri gelebileceği anlamına gelir. Tabii her seferinde grafikler doğru çalışır diye bir şey yok ama burada oldukça kuvvetli bir çifte taban var ve buradan bir geri yükseliş gelebilir. Bu geri yükselişin bir bölümü fiyatlar çok düştü ya ben biraz alayım tepkisiyle olacaktır. Bu gayet doğal. Bir bölümde bir takım belki haberlerle olur. Nasıl haberler olabilir? Bu kadar kötü piyasalarla Amerika seçimlere gitmek ister mi? Dünyanın dört bir yanındaki politikacılar bu kadar kötü piyasaları göz alabilirler mi? Çünkü bunun yansıyacağı şey büyük oranda işsizlikler başlayacak. Nitekim bu hafta Google, Meta gibi dev Amerikan teknoloji firmaları eleman çıkartacaklarını artık resmen açıklamaya başladılar. Buna kim dayanabilir? Buradan siyasilerin devreye girebileceğini, insanlara direkt yardım yoluyla bir takım para politikalarını gevşeterek merkez bankalarının bu sert enflasyon mücadelesine biraz ket vurabileceklerini tahmin ediyorum. Ama bu hemen bu hafta mı olur, gelecek hafta mı olur öngörmek zor. Ama gördüğüm kadarıyla burada piyasalar iyi bir haber bekleyişinde. Elbette daha aşağılara doğru da gidebiliriz ama bir çifte taban yapmış durumdayız. Buradan bir geriye doğru tepki, bir alım tepkisi gelebilir. DIX'in yani Amerikan Doları Endeksinin kanal hareketine baktığımızda burada zirveyi zorladığını ve kuvvetli bir dirençle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Buradan Amerikan Doları bir miktar gerileyebilir teknik olarak baktığımızda. Bu da piyasaları yine bir miktar rahatlatacaktır. Ama tabii geçmiş geleceğin garantisi değil. O yüzden herkes korkmakta son derece haklı. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen bizim yatırım ve gelecek toplumumuza katılın. Orada daha detaylı içerikler paylaşıyorum. Soru cevaplar yapıyoruz. Canlı seanslar yapıyoruz. Ayrıca zaman zaman eğitimler de yapıyoruz. Mesela bu pazartesi günü vadeli işlemler nasıl yapılır konusunda. Ben inanıyorum ki finansal farkındalığımızı yükseltmemiz çok 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 kritik hepimizin. Ben de o konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım gelecek hafta biraz daha iyi olur. Umarım benim bu çifte taban teorim biraz çalışır da azıcık yukarı doğru döneriz ve piyasalar biraz daha normalleşir. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.